Affedersiniz. Buyurun. Ders arası ne zaman? 5 dakika kadar çıkarlar. Teşekkürler. Rica ederim. Mustafa? Siz gidin, ben geliyorum. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun burada? Seni görmeye geldim. Biraz konuşabilir miyiz? Mustafa, lütfen. Ya mesajlarıma cevap vermiyorsun, telefonlarımı açmıyorsun. Ne yaptım ben sana? Ece, soruyor musun? Ya sana söyledim. Keremcan'la orada karşılaşmamız sadece bir tesadüftü. Ona karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Ona da söyledim bunu zaten. Ece, ben senin çevrendeki takılıyoruz türünden ilişki yaşayan adamlardan değilim. Bu gelgitlerden de sürprizlerden de hoşlanmıyorum. Ya ne gelgiti, ne sürprizi? Mustafa, değişen hiçbir şey yok ki. Ben seni seviyorum, seninleyim. Bana yalan söyledin Ece. Acaba hangi söylediğin doğru, hangisi yalan, bunu bilemem. En iyisi herkes bildiği gibi yaşasın. Hoşça kal. Bence yalan söylemek de dürüst olmak da tercih meselesi. Shakespeare'in bir sözü var. Güven ruh gibidir. Terk ettiği bedene asla dönmez demiş. Yani kimse de bu etkiyi yaratmak istemem. Bana yalan söyledin Ece. Acaba hangi söylediğin doğru, hangisi yalan, bunu bilemem. En iyisi herkes bildiği gibi yaşasın. Hoşça kal. Affedersin. Ne yapayım?
Seni kaybetmekten çok korkuyorum. Beni kaybetmeyeceksin. Asla. Efendim Ahmet Bey? Defile mi? Ama ben bir kerelik yapmıştım. Çok teşekkür ederim ama istediğimden emin değilim. Yani bilmiyorum. Peki tamam. Görüşürüz. Merhaba İbrahim amca. İyi misin kızım? İyiyim. Sorun yok. Mustafa'ya da soruyorum, o da böyle diyor. Ama belli var bir sıkıntınız. Vaktin varsa gel biraz konuşalım. Hadi gel. Geç kızım. Niye böyle oldunuz be kızım? Çok iyi geçiniyordunuz. Söyleyeceklerim aramızda kalabilir mi? Tabii. Ben anneme destek olmak için bir iş buldum. Bir teklif almıştım. Mankenlik. Annemin çektiği kredi borcunu kapatacaktım. Evet. Mustafa bundan hoşlanmadı. Tartıştık. Ben de tamam yapmayacağım dedim. Sorun ne? Ya geçen gün ajanstan aradılar. Acil bir ihtiyaç olmuş. Küçük butik bir defile. İyi de para vereceklerdi. Ben gittim ona. Orada bir arkadaşla karşılaştık. Kuzeni fotoğraflarımızı çekmiş. Etiketlemiş beni filan. Mustafa da görünce... Mustafa yalandan hiç haz etmez. Biliyorum. İbrahim amca ben ona yalan söyleyemem. Söylemedim. Bu sadece... annem için. Tamam. Gizleyerek hata yaptım. Kabul ediyorum. Onu gerçekten seviyor musun? Evet. Çok. Bugün onun okuluna gittim. Konuşmak için. Bitirmiş. Her şeyi nasıl bir anda silebiliyor inanamıyorum. Onunla konuşmamı ister misin? Hayır. Şu an çok kırgınım ona. Hatta az önce yeni bir iş teklifi aldım. Sırf onu inadımdan kabul ettim. Bu işler böyle inatla yürümez. O inat yapıyor ama. Ben onun ayağına kadar gittim İbrahim amca. Beni dinlemedi bile. Kızım. Gerçek aşk, şanslıysan başına bir kere gelir. Yazık etmeyin bu sevgiye, birbirinize. Onu çok seviyorum ama artık onun bir adım atması lazım. Benim yapacak bir şeyim yok.
Görüşürüz İbrahim amca. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.